Selamlar, umarım hepiniz de iyisinizdir. Onun gözünde sen nasılsın? Açılımıyla karşınızdayım. İki adet destemiz var. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Obje isteyenleriniz olacaktır. Şimdi bir tane run taşımız var, Gebo. Yine bir run taşımız var, Algız. Bir tanesi harmonik ilişkileri, hediyeyi, uyumlu ve güzel beraberlikleri ifade eden, böyle bir anlama gelen taşımız. Diğeri de koruyucu taşımız. Evet. Maviden başlayalım. Onun gözünde sen nasılsın? Ay bunun kolları da çok uzun bu hırkanın. Şöyle tutayım da mani olmasın bana. Öncelikli olarak burçlardan bir bahsedelim. Burada ateş burçlarımız gelmiş. Balık burcumuz, Başak burcumuz, Terazi burcumuz, Yengeç burcumuz gelmiş. Ağırlıklı olarak enerji bu şekilde. Şimdi siz bu kişiye göre son derece neşeli, uyumlu, bağımsız, kendine güvenen birisisiniz. Kahkahanız bile dikkat çekebilir. Giydiğiniz kıyafet, vücudunuzdaki belki bir işaret, bir dövme, taktığınız bir küpe, yüzük, bir bileklik, her şey için burada mutlaka dikkat çeken bir insan olduğunuzu düşünüyor sizin için bu kişi. Hatta ilk zaman dilimlerinde çok şaşırtıcı bir şekilde karşılaşmış olabilirsiniz. Yani belki sizin için şaşırtıcı olmamıştır ama bu kişinin hiç beklemediği anda, şaşırdığı bir anda olmuş bu karşılaşmanız. Görmeye hazır değilken, evet etrafa bakıp bir şekilde hayatını devam ettiriyorken, siz bu kişinin hayatına büyük bir enerji, büyük bir mutluluk ve değişiklik getirmişsiniz. Hali hazırda yine sizin öyle olduğunuzu düşünüyor ama size gizli gizli hayranlığını görüyorum bu insanın. Hem çok enerjik, hem çok mutlu ve kendine güvenen bir yanınız var ona göre. Hem de bu arkadaş canlısı ve enerjik oluşunuzla beraber başka insanların da enerjisini yükseltmenizle ilgili bir etkiniz olduğunu düşünüyor. Şifalandırıcı, huzur veren bir enerjiniz de olabilir. Ben bu kişinin size nazaran biraz daha kendisine soyut ve dışlanmış bir noktada kaldığını görüyorum veya kendisini öyle zannediyor. Beni sen gölgede bırakırsın, sen çok parlıyorsun, sen çok ışıldıyorsun, sen her şekilde dikkat çekiyorsun. Bırak bir hareketini, bir eylemini. Şöyle parmağını bir şöyle yapsan ya da bir gülsen ya da bir ağzını açsan bile topluluk içerisinde o yaydığın enerji bambaşka. Ve ben kendimi senin yanında sönük hissediyorum diye düşünebilir bu insan. Onun gözünde sen çok parıldayan bir şeysin ve seninle ilgili hayallerini ertelediğini görüyorum ben bu kişinin. Belki kendisine yeteri kadar güvenmediği için, sabit bir ilişkiye hazır olmadığı için tutarlılık, emniyet ve güvenlilikle ilgili bir durumu sağlayamayacağını düşündüğü için burada sana hayran olsa da, gizli gizli aşık olsa da ne yazık ki erteleyerek belli başlı konuları aceleye getirmek istemeyen hali çıkmış. Bir de istediği bir konuyu senin kadar güzel yapamayabilir, senin kadar iş bitirici olmayabilir, senin kadar bilgili, donanımlı, kültürlü hissetmeyebilir. Burada böyle bir şey daha çıkmış. Karşılaştırarak anlatıyorum. Aslında şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi benim bu anlattığım şeyler sizin adınıza konuştuğum durumlar ile
karşı taraf için söylediğim cümleler yer de değiştirebilir. O şekilde de alabilirsiniz. Ama şu da bir gerçek ki siz bu kişi için bir sürpriz olmuşsunuz. Sanki o aşka ve bir takım durumlara çok hazır değilken, göremiyorken önünü, siz onun önünü görmesine bile vesile olmuşsunuz. Bu kişinin şu anda gizli gizli sizi takip ettiğini, gizli gizli size baktığını, araştırmalar yaptığını, hakkınızda bilgiler toplamaya çalıştığını da görüyorum. Belki sizi kaybettiyse, kendine zamanında güvenmediği ve o istikrarı da belki de bozduğu için gizli gizli bilgiler topluyor şu anda. Çok cesareti de yok. Ve istikrar konusunda bu insanın kendisine çok güvendiğini görmüyorum. Ancak yine de sizinle belli başlı konulara yeniden başlamak isteyebilir. Belki arkadaş olmak ister. Belki partneriniz olmanızı ister. Ve kalabalıklar içerisinde kendisini yalnız hissettiğini de görüyorum. Mesela kendisini yalnız hissettiği bu durumun ardından onu şen şakrak bir ruh haline büründürecek kişiyi de siz olarak görüyor. Gerçekten de run taşı olarak Gebo hediye ve ilişkilerle ilgili mesajını burada da verdi bize. Bu kişiye siz denge getirmiş olabilirsiniz. Barış, huzur, sükunet içerisinde olmasını sağlamış olabilirsiniz. Ve ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Evet, biraz dışlanmışlık hissiyatı var. Topluluklar içerisinde belki de kendisi gibi olamama gibi bir durumu var. Size hayran, sizi takdir ediyor. Sizi beğeniyor. Ama yetersizlik psikolojisi içerisinde uzaklardan bakıyor. Ve bu kişi daha tam sizi çözememiş. Bu bahsettiğim şeyler dikkat ederseniz daha çok dıştan gördüğünde bahsettiğim özellikleriniz. Yani sizi çok derinlemesine tanımıyor. Her şeyinizi çok fazla bilmiyor. Bilmek için araştırmalar yapıyor. Ve siz eğer çalışkan bir insansanız bunu da çok takdir ettiğini görüyorum. Ve bu insanın sizinle ilgili hem çok yoğun bir çekimi var, çekim alanınıza çok fazla girdiği çıkmış, hem de aşktan ve bu durumun getirdiği yoğunluğa kapılmaktan da bir o kadar korkuyor. Çünkü önünü görmek istiyor. Ben bu kadar kar taştım, şuna takıldım. Burada bakın göremeyen, görme engelli birisi resmedilmiş. Yani elindeki bastonuyla yolunu bulmaya çalışıyor. Ve yaptığım öteki yorum da geçerli. Görmeye bir şeylere hazır değilken siz bu kişiye bir şeyleri gösterdiyseniz eğer bu durumun içerisinden bir dönüşümle, bir kendini bulma durumuyla çıktıktan sonra ve olgunlaştıktan sonra ancak sizinle olabileceğine inanacaktır. Çünkü ben bu kişiyi bir inzivada görüyorum. Acele etmemeliyim, doğru zamanda doğru hareketlerde bulunmalıyım. Böyle ikilemleri de çok fazla olmuş. İki arada bir derede kalma durumu da çok fazla olmuş. Onun gözünde siz hazırsınız her şeye ama kendisi hazır değil. Burada çok fazla karşılaştırmalar ve kararsızlıklar geldi. O beni büyüttü. Böyle bir cümle şu anda kafamda yankılandı. O beni büyüttü. Siz bu kişiyi büyütmüşsünüz. Geçen bir arkadaş yorum yapmış videoların altına okuyunca güldüm hem de biraz da üzüldüm. Kanadı biz taktık, o başkasına uçtu diye. Burada başkasına uçma durumu görmüyorum ama siz bu kişiye bir kanat takmışsınız mesela, bunu görüyorum. Ya da bir şeyleri görmesini sağlamışsınız. Bu kişinin şu anda içi içini yiyor yalnız. Hem yanaşamıyor, yaklaşamıyor size. Hem de acaba hayatında biri var mıdır? Acaba beni unutmuş mudur? Acaba bir kendime hatırlatsam mı? Acaba bir gitsem mi ona? Çünkü çok koşmak istiyorum. Onu görmek istiyorum. Bir anlaşmazlık yaşar mıyız? Buna benzer şeyleri de düşündüğü çıkmış. Genel çerçevede Gebo için söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi algıs taşımıza geçebiliriz, ikinci destemize. Evet, bunu kenara alalım. Ve ikinci destemizi de bu tarafa alalım. Merhabalar. Algıs taşını seçmiş olan arkadaşlarım yeniden. Şimdi bakalım bu kişinin gözünde siz nasılsınız? Bir sürü kart uçtu.
Siz bu kişinin gözünde çok çok ama çok zorsunuz. Kendisi de hoş zor. Şimdi aslında en azından karşılaştırmalar açısından birinci desteden çok da farklı gelmedi. Bu kişi de sürekli kendisiyle sizi karşılaştırıyor. Bakıyor belki kendisine, belki size, hayatınıza, yaşam tarzınıza, koşullarınıza. Onda şöyle meziyetler var, onda bunlar var. Veya onda bunlar yok, bende bunlar var. Buna benzer değerlendirmeler yaptığını görüyorum. Ya burada sizin egoist olduğunuzu düşünüyor ya da aranızda ego çatışmaları olduğu için kendisi de egoist bir noktada kalmış. Siz bu kişiyle ilk başta daha birbirinizi çok fazla tanımadan ama bir çekim hissederek, o hayallerin, o duyguların güzelliğine kapılarak bir yerlerde bir görüşmüş buluşmuşsanız eğer, burada aslında çok keyif aldığını görüyorum ama ya o size kendisiyle ilgili pek çok şeyi söylememiş, aktarmamış, burada bir sır var, bir gizli durum var ya da sizin ona aktarmadığınızı düşündüğü için burada sizi tam çözemediğini görüyorum. Yani hayatınıza yerleşmemiş bir insanı görüyorum baktığımda ve hayatınıza bu kişinin yerleşmesi için pek çok zorluğu aşması, pek çok fedakarlık yapması gerekecek. Yani siz kolay değilsiniz ona göre. Eğer bu karşılaştırmayı siz yaptıysanız bunları da değerlendiriyor. Kendi iç dünyasında bir farkındalık yaratmışsınız. Aslında onda gördüğüm kadarıyla daha farklı bir bakış açısından bakmasına vesile olmuşsunuz. Algılarını alt üst etmişsiniz bu kişinin ama güzel de olmuş. Bu kişinin eril enerjisinin yüksek olduğunu görüyorum. Öte taraftan ilk destemde şöyle bir şey söylemiştim. Orada da aynı enerji vardı. Burada da bir karşılaştırma geldiği için. Karşı taraf için söylediğim cümle eğer geçerli değilse siz kendinize onu alabilirsiniz. Yani şundan bahsediyorum. Onun gözünden sen, senin gözünden o olabilir aslında. Bunu demeye getiriyorum. Burada daha çok gördüğüm benim eril karakterler çünkü. Bir erilin gözünden dişil olabilir. Eğer durum böyleyse mesela bu kişi kendi hayatıyla sizin hayatınızı çok fazla kıyasladığı için belli başlı durumları da gurur meselesi haline getirip asiliği, bir çıkışması, bir siniri, bir harareti, öfkesi artmış olabilir. Birden onun kendi hayatıyla ilgili belli başlı konularda şu zincirlerini kırmalısın idrakına vardırmış olabilirsiniz. Ben burada ama bir topluluk, arkadaş ortamı ya da iş ortamında bir tanışma da görüyorum. Böyle kamusal bir alanda bir görüşmüşlüğünüzü görüyorum ben sizin. Ya da bu kişi mesela sizi topluluk içerisinde görmüştür, beğenmiştir. Ama kendini açık etmiyordur, gizliyordur, saklıyordur. Sizi çünkü zor olarak görüyordur. Ya da duygularını açmak ya da duygularından azıcık bile olsa söz etmek onun için zor bir şey. O yüzden kibre bürünüyor. Bakın burada iki kişi de biraz kibirli ve mağrur bakmış. Bu kişi yoğun bir biçimde sizi düşünüyor. Hiç ilişkiniz olmadıysa eğer, olur muyuz, olmaz mıyız karşılaştırmasını çok fazla yapıyor. İnatçılık alıyorum. Blokaj alıyorum. İletişimle ilgili bir blokaj varsa özellikle de bu iletişimle ilgili blokajda bu kişiye ders verdiğinizi gördüm. Veya o size vermiş. Onun gözünde sen hem sırlarla, gizemlerle dolu birisin. Hem de eğer kendini kapatıp bu kişiye bambaşka bir bakış açısı sunduysan, onu bir yüksek bilince ve bir farkındalığa taşımış birisin. Onu kendi gerçekliğiyle yüzleştirmiş birisin. Bence siz eğer bir karşılaştırmayı aynalama niteliğinde özellikle de yaptıysanız, burada demek ki gerçekten böyleymiş durum. Gerçekten böyle hissediliyormuş. Gerçekten insan kötü oluyormuş. Ya da zaman zaman böyle düşündürülmek, buna benzer bir iletişim kurularak böyle hissettirilmek insana iyi geliyormuş. İhtiyaçlarını da algılatmışsınız olarak gördüm. Bu kişi sizi zor bir sınav, zor bir ders olarak da algılıyor. Ama genel anlamda kendi benliğine çok fazla yoğun odaklanmış. Ya azıcık bir şey yapması, azıcık esnek olması bile onun için çok zor. Siz bence bu kişinin zincirlerini kırmaya çalışıyorsunuz. O da bunu algıladığı için direnç gösterip daha fazla güç benim elimde olmalı, hakimiyet benim elimde olmalı düşüncesiyle hareket ediyor ve zıtlaşmalar yaşıyorsunuz. Bu kişinin zayıf bir noktası varmış ve siz onu bulmuşsunuz onun gözünde.
Bunu kasıtlı olarak yapmamış da olabilirsiniz. Belki kurduğunuz bir iletişimde gerçekleşmiştir bu. Yazılı ya da sözlü hiç fark etmez. Dedim ya algılarını alt üst etmişsiniz diye. Bunu çok yansıtmamıştır. Ama öyle bir etkiniz olmuştur ki onun üzerinde. Bunu aşmaya çalışıyordur veya bunu anlamlandırmaya çalışıyordur ki böyle bir durumla da zaten yüzleşecek olarak görüyorum. Ve sizi gerçek olarak değerlendiriyor. Gerçek ama zor bir aşk. Ben burada iletişim engeli de görüyorum baktığımda. Yani eğer sınır çeken sizseniz, sınırlarını da çekti, uzlaşma, anlaşma durumunda bana ayarlar verdi. Bana kendi bir takım durumlarımla yüzleşmeler yaşattı. Blokaj koydu. Çat diye kestirip attı. Bu da benim en büyük dersim oldu. Ama ben bundan ders çıkardığımı veya bunun beni ne kadar etkilediğini ona tabii ki de söylemeyeceğim. O öyle mağrur duruşundan da çok ödün verecek bir kişiye benzemiyor bakın. Veya şöyle de düşünebilir, onun gözünde siz. O bir şeye hayır dediyse, bu konuyla ilgili düşüncelerini söylediyse, bunun değişmesi çok zor. Çünkü o inatçı birisi. Onun dik kafalılığını ve inatçılığını aşabilmem için de benim çok farklı yerlerden, daha önceden düşünmediğim, daha önceden denemediğim yerlerden hamlelerimi yapmam, strateji geliştirmem gerekecek. Böyle de düşünüyor olabilir bakın. Karşılaştırmalı bir biçimde anlattım. Bende bu vardı, onda bu yok. Veya mevcut durumumuzda şunlar artılardı, şunlar eskilerdi. Böyle de olabilir bakın. Onun gözünde ben kısmında şu şekilde de yorumlayabilirim. Benim gözümden o böyle de acaba onun gözünde ben nasılım? Bu konuyla alakalı tam tersi bir durum olacaksa bu bizim yine inatlaşmamıza, ego savaşları içerisinde olmamıza neden olacak. Burada taraflardan birisinin bencil olduğunu görüyorum zaten. Haberleşmeyi düşünen ama haberleşme konusunda da güçsüz gözükmek istemeyen biri çıkmış. Kendini korumaya alıyor olabilir. Gerçekten çok ilginç. Benim elimin altında rune taşlarım vardı. İlk destede de böyle hediye tarzı taşın anlamı gereğince bir şeyler geldi. Ve şu anda ikinci destede de aynısı geldi. Aynı enerjiyi yorumluyorum. Ya bu kişi kendisini tehlike altında hissediyor ve kendisini koruma altına alıyor. Korunmaya ihtiyacı var. Ya da sizin böyle olduğunuzu düşünüyor. Çünkü ben burada bir engel, bir uzaklık, mesafe, blokaj görüyorum. İster fiziksel anlamda olsun, ister sadece iletişim açısından olsun. Aşılması gereken, aşılamamış engeller olduğunu düşünüyor. Halbuki ilk zamanlar o kadar güzel, o kadar keyifli zamanlar geçirmişsiniz ki. Bu bizim barış güvercinimiz olsa bile, barışmak, anlaşmak, uzlaşmak, aradaki buzları eritmek, sürekli yokuş yukarı bir Everest'in tepesine tırmanıyormuşçasına bir ilişki yaşamamak. Bunları istiyor bir de. Veya tekrardan karşılaştırma olarak söylüyorum. Sizin bunları istediğinizi düşünüyor. Onun gözünde böyle. Ama bunu yapabilmesi için de fedakarlık yapması gerektiğini görüyorum. Bu inatlaşmaların ve zıtlaşmaların kendisine zamanında kendisini koruyormuşçasına algılarının da yıkılacağını görüyorum. O şu anda farklı bir yüzleşme yaşamaya doğru gidiyor. Bu da böyle Kasım ayı gibi olabilir. Evet arkadaşlar, ikinci içinde söyleyeceklerim bu kadardı. Uyan uymayan kısımları yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinize sevgiler.